CHP üyesi ve İzmir milletvekili Mahir Polat, Rusya'nın Ege bölgesi ve Akdeniz'den domates ithalatını Pepino mozaik virüsüne rastlanması sebebiyle durdurduğunu belirtti. CHP'li Polat, Tarım Bakanlığı bu ürünleri denetlemez mi üretilirken, ihraç edilirken bitki sağlık kurumları bunları test etmez mi? Etti ve gittiyse Rusya ile aramızda bir problem mi var? Ya da döndüyse Türkiye'deki insanlarımızda bir problem mi var ki Rus halkının yemediği domatesi biz mi yiyeceğiz dedi. CHP İzmir milletvekili Mahir Polat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile tercihli ticaret anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi üzerine konuştu. Firmaların domates meydana geldiğinde anlaştığı ürünü almadığını ve çiftçilerin alın terinin tarlada kaldığını vurgulayan CHP'li Polat, Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunarak yasal düzenlemeler yapılıp cezai şartlar, yasaklanmalar, men cezaları getirilebilir ve böylece Türk çiftçisi korunabilir ifadelerini kullandı. Domatesle ilgili tarife kontenjanlarının verildiğini söyleyen Polat, ben burada Ticaret Bakanımıza ısrarla seslendim. Dedim ki, domatesi özellikle bu mevsimde alıcımız Rusya. Rusya'ya karşı Türkiye çok fedakarlıklar yaptı. Hakkıdır. Savunma sanayimize de katkıları bulundu. Enerjide inanılmaz imtiyazlar tanıdık. Domates kutularımızı kaldırsınlar diye rica ettik. Domates kutularını kaldırmadılar ama bir şey yaptılar. Domateste 200 bin olan kutayı 250 bin tona çıkarttılar. Tarım Bakanlığı'ndan bir yazı. Rusya Ege bölgesinden ve Akdeniz'den domates ithalatını durdurmuş. Nedeni ise domates pepino mozaik virüsüne rastlanması. Tarım Bakanlığımız ne iş yapar? Bunları denetlemez mi üretilirken ya da ihraç edilirken bitki sağlık kurumları bunları test etmez mi? Etti ve gittiyse Rusya ile aramızda bir problem mi var? Ya da döndüyse Türkiye'deki insanlarımızda bir problem mi var ki Rus halkının yemediği domatesi biz mi yiyeceğiz? Yine elma ile ilgili tarife kontajlarını tanımışız. Elmada Türkiye dünya çapında 15. büyük ihracatçı, bu anlaşmalarda maalesef Türk çiftçisini, Türk tarımını eziyoruz dedi.